Küçük Sen Yönetim Kurulu 30 Mart yerel seçimleri öncesi partilerin belediye başkan adaylarıyla üyelerini buluşturuyor. Bu kapsamda dün AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Edip Uğur, 6 Eylül adayı Zekai Kafaoğlu ve Karesi adayı Yücel Yılmaz da dün Küçük Sen'daydı. Küçük Sen Yönetim Kurulu biriminin toplantı salonunda düzenlenen konferans, Küçük Sen Başkanı Mustafa Çanakçı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Sayın Başkan adayım ve saygılar konuklar, malumunuz üzere Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci büyük sanayi sitesidir. 1.323.494 metrekarelik arazi üzerinde oturan sanayi sitemizde 25 ayrı meslek kolu mevcuttur. Çanakçı adaylardan beklentilerini şöyle dile getirdi. Artık Balıkesir Büyükşehir statüsüne geçiyor. Bu kağıt üzerine değil, gerçek anlamda olmalıdır. Hiçbir şehir adıyla büyümüyor. Şehirler sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, verdiği sağlık hizmetlerinin kalitesiyle büyüyor. İşte bu büyüme rüzgarında sanayi sistemimiz ihmal edilmesi, göz ardına bırakılması gibi bir pozisyon doğurmamalı. Şunu kimse unutmasın ki, biz 30 bin kişilik bir aileyiz. Biz sanayiciyiz, biz esnafız, biz zanaatkarız, biz ustayız, kalfayız, çırağız. Bizler Balıkesir'e yeni kazanan katma değeri, yine Balıkesir'e bırakan insanlarız. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Edip Uğur, Merkez Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetimi'nin dile getirdiği en büyük sıkıntıları olan yapı kullanma ruhsatları ile ilgili sıkıntıyı çözme sözü verdi. Dediler ki bunun çözülmeyecek bir şey yok, çözer. Allah'a izniyle çözeceğiz. Bütün her şeyin kullanmak izni verecek. Evet, Fidel Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli değişikliği yaparız. Belediye olarak gerekli düzenlemeyi yaparız, çözeriz. Ne için varız ya? Problem çözmek için varız. Çöplerin toplanması. Çöpleriniz toplanmıyor mu sizin? Kendiniz topluyorsunuz. Peki belediyenin işi ne? Çöp toplama. Çöp toplama. Evet. Çöplerinizi toplarız kardeşim. Hepsini. Allah'ın izniyle. Doğalgaz. Doğalgazlar nereden geliyor? Şu arkadan bir yerden geliyor. Peki neden gelmiyor size doğalgaz? Ben onu anlamıyorum ki. Neden gelmiyor? Boydan boy yarıya geçiyor sana. Geçsin kardeşim, yani şurada bir adım yerde ya. Doğalgazı gazı da getiririz başkan, merak etme. Vallahi ne alacağız? Ya bunu ne düşünüyorsunuz ya? Başka dördüncü kapıda bir cami. Milli emlaktan mı alınacak o yer? Evet başkanım. Kardeşim talep edin. Hemen gidiyorum Maliye Bakanlığı'na, milli emlaka. Tamam mı? O yerin tahsisini yaptırıyorum. Kaç dönüyor? İki dönüm başkanım. İki dönüm. Tamam, o yerde camiyi yaparız.